Amerika'da salgın can almaya devam ediyor. Bugüne kadar salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 260 bini geçmiş durumda. Vaka oranları da hız kesmeden artmaya devam ediyor. Amerika genelinde vaka sayısı 12 milyonu geçti. John Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı en son verilere göre bugün 172 binden fazla yeni vaka görüldü. Mayıs ayından bu yana Amerika genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise ilk kez bugün 2000'i geçti. Bu rakam ülkede her 40 saniyede bir kişinin koronadan dolayı hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Amerika'da bu ay 50 eyaletten 30'u rekor sayıda hasta bildirdi. Birçok eyalette hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hasta kapasiteleri dolmuş durumda. Neredeyse her gün 1500'den fazla ölüm ve 170 binden fazla vaka sayısı bildiriliyor. Ülke genelinde sağlık kurumlarının kapasitelerinin dolması maalesef önümüzdeki günlerde de ölüm oranlarındaki artışın devam edeceği sinyalini veriyor. Tabii Şükran gününe 24 saatten az bir zaman kalması da uzmanları korkutuyor. Çünkü milyonlarca Amerikalı koronaya aldırış etmeden ziyaretlerini ve seyahat planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapılan uyarılara rağmen alışveriş merkezlerine akın ediyor Amerikalılar ve haliyle bu durum vaka sayılarındaki artışa da davetiye çıkarıyor. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikan halkına maske takma ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etme, iç mekanlar başta olmak üzere kalabalık ortamlardan uzak durma konusunda biraz daha sabredin mesajını verdi. ABC News kanalına yaptığı açıklamada eğer bu tedbirleri yerine getirirsek bu işi atlatacağız ve tatilden önce son ricam bu dedi Fauci. Tabii aşı alanında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor artmaya. ABD hükümetinin aşı çalışmaları konusundaki açıklamasında düzenleyici kurumlardan acil kullanım için ilk onayı aldıktan sonra başlangıç aşaması olarak ülke genelinde 6.4 milyon doz korona aşısı dağıtmayı planladıklarını söylediler ve bunun en erken 10 Aralık'ta olabileceğini belirtiyorlar. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin Pfizer'in aşısı için acil kullanım izni konusundaki kararını 10 Aralık'ta açıklaması bekleniyor. Virüsün ekonomiye etkisine göz attığımızda ise virüs dünya ekonomisini ciddi anlamda etkilediği gibi Amerika ekonomisine de büyük bir sarsıntı yaşattı. İşte son bunun üzerine 20 Ocak'tan itibaren Biden'ın kabine üyelerinden biri olacak olan 2014 ve 2018 yılları arasında ABD Merkez Bankası'nın başkanlığı görevini yürütmüş, ayrıca ülkenin önde gelen istihdam uzmanlarından biri olan Janet Yellen'ın da bakanlık görevinin Senato tarafından onaylanması halinde ilk işinin koronavirüsü pandemisi nedeniyle zorlanan ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmesini engellemek olacak gibi duruyor. Real TV, Özlem Şen Yaşar, Washington.